Sayın basın mensupları, Hatay halkı 31 Mart günü özgürce tercihini yapmıştır. Devletimize düşen görev, milletimizin sandığa attığı oyların gereğini yerine getiren adaletli bir sonucunu ilan etmektir. Ancak ne yazık ki Hatay halkı 31 Mart gecesinden bu yana sandıktaki iradesini zedeleyen pek çok usulsüzlükle muhatap bırakılmıştır. Şimdi yine devletimize düşen görev bu usulsüzlükleri ortadan kaldıran herkesin ikna olacağı hakkaniyetli bir sonucu ortaya çıkarmaktır. Bu süreçte en büyük tepkimiz biz hukukun peşinden giderken henüz itiraz süreçleri sonuçlanmadan kanuna aykırı bir şekilde bir adaya mazbata verilmiş olmasıdır. Yüksek Seçim Kurulu'nun ilk seçim kuruluna itirazlar bitmeden mazbata vermeyin yazılı talimatına rağmen hukuksuzca mazbata verilmiştir. Bu tutum seçimin olduğu bittiğe getirilmeye çalışıldığını gösteren açık ve kabul edilmez bir hukuksuzluktur. Bizler ilk günden itibaren yaşanan tüm usulsüzlükleri ortaya çıkaracak delilleriyle Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etmiş bulunmaktayız. Örneğin iki aday arasında oy farkından daha fazla sayıda 3389 ölmüş seçmene oy kullanıldığı açık bir tespit olarak sunulmuştur. 38.889 geçersiz oy vardır. Aradaki fark 2569'dur. Yani geçersiz oylar farkın 15 katından daha fazladır. 20 sandıkta kanuna aykırı olarak polis ve zabıtalardan sandık kurulu başkanı görevlendirildiği ortaya çıkmıştır. Bu tam bir kanunsuzluktur. Binlerce ıslak imzalı tutanakta parafsız düzeltmeler, seçmen sayısından fazla oy kullanılması ve toplam sayıların tutmaması gibi birçok usulsüzlük belirlenmiştir. Şimdi Yüksek Seçim Kurulu'ndan beklentimiz bu itirazların gereğini yani hukukun gereğini yerine getirmesidir. Bugün Hatay halkının iradesi Yüksek Seçim Kurulu hakimlerine emanettir. Bugün Hatay halkı hukuka ve vicdanlara emanet ettiği iradesinin tecelli etmesini beklemektedir. 6 Şubat depreminde dününü ve yaşadığı günü feda etmiş olan Hatay halkının yarınlarını da feda etmeye niyeti yoktur. Enkaz altında yalnız bırakılan Hatay halkının bu adaletsizliği, bu kötülüğü daha fazla kaldıracak mecali yoktur. Hatay halkı iradesini masa başı dayatmalara kurban etmeyecek kadar hassasiyet sahibidir. Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1 Kasım 1936'da benim şahsi meselemdir dediği Hatay, bugün artık hepimizin, Türk milletinin şahsi meselesidir. Unutulmasın ki milletimiz 31 Mart'ta verdiği en önemli mesajlardan biri artık bu ülkede hukuka sahip çıkılmasıdır. Bugün koca bir şehrin iradesi üzerine karar verecek hakimlerden beklentimiz Türkiye'nin beklentisiyle aynıdır. Lütfen hukuka sahip çıkın, demokrasimize sahip çıkın, adaletimize sahip çıkın. Hepimiz biliyoruz ki rahmet ve mağfiret ayı içerisindeyiz. İslam dünyası için bugün bu ay çok önemli bir aydır ve bu ayda herkes ibadetini yapar. İnanan insanlar ibadetini yapar, orucunu tutar, dualarını yapar. Ben eminim ki içerideki hakimlerimiz de bu düsturla ibadetlerini yapmaktadır ve bu akşam orucunu açacaklardır. Ve şunu da biliyoruz ki İslam dininde Peygamber Efendimizin bir sözü vardır. Yani diyor ki bir saatlik adalet 70 yıllık nafile ibadetten eftaldır, iyidir diyor. Yani biz içerideki hakimlerimizin bir saatlik adaletin ne demek olduğunu bilerek bugün karar vermesini bekliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyururuz. Bu içerideki ne kadar ilçe ve ile bakacaklarına bağlı. Yani içerideki konu ne kadar fazlasa o kadar süreç uzayabilir. Ama şunu biliyoruz, akşam iftar saatinde ara verdiklerini biliyoruz. Sonra devam edebildiklerini biliyoruz. Bu nedenle biz bu akşama kadar sonucun çıkacağını düşünüyoruz. Sayın Başkanım, dün AK Parti yetkililerine de sormuştum.
bırakıldığınızı düşünüyor musunuz? Eğer adaylığınız üstünde de böyle spekülasyonlar olmasaydı seçimi hiç buralara gelmeden kazanabileceğinizi düşünüyorum. Şöyle bu sosyal medyada 400 milyona yakın benimle ilgili negatif tweet atılmıştı. Bu deprem sonrası 15-16 yılda oluşan depremin tek sorumlusu Cumhuriyet Halk Partisi, Hatay ve Lütfü Savaş olarak gösterilmeye çalışılmıştı. Ve bununla birlikte hakkında birçok yalan yanlış haber genel merkezimize getirilmişti. Şu bir gerçek ki hükümet bu depremin altında kaldı. Hala Hatay'da ve diğer illerde enkazları dahi kaldırılamadı. Küçücük bir belediye bütün dünyadan yardım isterilmiş bir dönemde, yani dördüncü seviyede depremde biz bu tek başımıza bu yükü kaldıramıyoruz. Gelin birlikte kaldıralım denildiği seviyede, İçişleri Bakanımız vermiş olduğu dördüncü seviyede alarımdan bahsediyorum. O ortamdan Büyükşehir Belediyesi'nin tek başına bu yükün altına kalkması mümkün değildi ama iktidar zamanında gelemediği ve bugüne kadar da çözemediği oradaki sadece enkaz kaldırma işinden bile Büyükşehir'i sorumlu tutmuştur. Şu anda deprem olduktan itibaren bütün işler AFAD'a ve 8 bakanlığa, Kızılay'a geçiyor. Yani bütün sorumluluk hükümette ve bakanlıklarda olduğu halde bütün sorumluluğu belediye yüklemeye çalıştılar ve 400 milyondan fazla benimle ilgili tweet ve sosyal medyada paylaşım oldu. Bu genel merkezimizi yanlış algılatabilir ve genel merkezimiz sanki Tutsaç bu seçimi kazanamaz algısı oluşturabilir. Buna ben saygı duyuyorum ama saygı duyulması gereken bir olay var ki 6 Şubat'tan itibaren Lütfü Savaş ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne bu kadar yüklenilmesine rağmen biz seçimden galip çıktık. Demek ki Lütfü Savaş'ın da Cumhuriyet Halk Partisi'nde Hatay'da karşılığı fazlasıyla var ve biz bu seçimden çıkan sonucun adalet önünde de teslimiyetini istiyoruz. Geçmişte ki bütün bu olgular hükümetin en fazla Hatay ve Hatay'ı almak için yapmış olduğu projeksiyonlar olarak ben biliyorum. Çünkü Hatay'da şu anda 50 milyar dolardan fazla bir rant var. İktidar rant peşinde koştuğu için o rantı kendi yandaşlarına paylaştırmak amacıyla seçimi kazanmak istiyor. Burada yazmadığımız birçok şey var zaten. Ölülerin dışında da birçok seçmenin Hatay'a kaydırıldığını biz tespit ettik. Ama o daha önce yapıldığı için, 3-5 ay öncesinde yapıldığı için onun için bir şey demiyoruz. Demek ki Hatay, Urfa'dan kaydırmışlar, Afyon'dan kaydırmışlar Hatay'ı kazanmak için ama Urfa ve Afyon'u kazandır. Onun gibi birçok ili de kaybettiler. Demek ki Dimyat'a pirince giderken evdeki vurguna sahip çıkmak gerekiyordu. Yani yalnız bırakıldınız mı? Yalnız da olsaydım genel başkan yardımcılarım yanımda olmazdı burada. Yok, yalnız bırakılmadık. Partimizle birlikte çalıştık. Şöyle, Sayın Valimiz geldiğinden itibaren siyaset yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi ve Lütfü Savaş'ı kötülemekle bütün mesaisini harcadı. Ve şunu da sormak istiyorum ben, ilgili makamlarımıza, özellikle Sayın İçişleri Bakanımıza, Adalet, valilerin görevi özellikle bu kadar yıkılmış şehirlerde muhalefet belediye başkanıyla uğraşmak mı? Yok da o kadar zedelenmiş bir şehri tekrar ayağa kaldırmak için faaliyet göstermek mi? Sayın valimiz seçim gecesi sabaha kadar aynı düsturla çalıştı. Seçimi rakibimize kazandırmak için maddi manevi uğraştı. Ev ev işte sivil toplum, köyler işte mahalle, muhtar gezip iktidar adayına oy istedi. Ben gerçekten de ülkem adına çok üzgünüm. Çünkü benim devletimin valisi öncelikli olarak oradaki devletimin işleriyle uğraşmalı ve oradaki halkı bir ve bütün tutacak faaliyetler yapmalı. Siyasetten uzak oradaki insanlarımızın sıkıntılarını giderecek faaliyetlerde bulunmaları. En çok yaptığı iş siyasettir. Burada konuşamayacağım başka faaliyetleri de vardır. Onu kanun önünde ben Sayın Valimize soracağım.
Efendim 3389 ölü seçmen olduğunu dün. Evet. İletinizde de vardı. Nasıl oy kullandığı seçmenler diye de sorgulanmıştı. Bu seçmenlerin oy kullandığına yönelik. Onu Yüksek Seçim Kurulu karar verirse sandıklar açıldıktan sonra tutanaklara bakarak karar vereceğiz. Onu şu anda biz bu seçmen listesinde olmayan ölülerin, ölmüş insanların seçmen listesinde nasıl olduğunu sorgulamak lazım esasında. 14,5 ay geçmiş. 14,5 ay geçen sürede normal şartlarda 5 gün en geç 5 güne kadar ölmüş insanların Yüksek Seçim Kurulu'na bildirilmesi gerekiyor kanunen. Ama düşünün 14,5 ay geçmiş, hala 3389 hayatını kaybetmiş insanların seçmen listesinde olması sizce manidar değil mi? Bunların oy kullanıp kullanmadığı. Onların oy kullanıp kullanmadığı sandıklar açılınca belli olur. Tutanaklar da belli olur. İmza sirkülasyonuna bakmak lazım. Bir defa ya birçok hata var ama mesela biraz önce anlattığım şeyler 20 tane sandık başkanı olması mümkün olmayan kanunen insan sandık başkanı olmuş. Kolluk kuvvetleri olmuş mesela polis olmuş, zabıta olmuş. Bunların sandık başkanı olması kanunsuzluktur ve seçimin iptaline yönelik bir şeydir, harekettir yani. Efendim? Evet. Destek var. Evet. YSK'dan. Şimdi Ramazan ayındayız. Biraz önce söyledim. Ben biliyorum ki içerideki hakimlerimiz oruç tutuyor. Muhtemelen namazlarını da kılıyor. Akşama da orucunu açacaklar. Biz onların orucunu açarken İslam'ın temel taşlarından bir tanesi adaletle hükmetmektir. Sözüne uyup uymamalardır ama biz onun bugün tecelli edeceğini düşünüyoruz. Teşekkür ederim.